Alpan Manas ile gelecekte Türkiye programı, valla kaçıncı yayın oldu bilmiyorum. Epeyce bir yayın yaptık. Şimdi bugünkü konuğumuz Suat Yalnızoğlu. Suat Yalnızoğlu'nun bir sürü şapkası var. Kendisiyle de yakın tanışıyoruz, çok da seviyorum. Eskişehir Kent Bilişim Konseyi kurucusu, başka dediğim gibi titirleri de var. Bugün onunla akıllı kentleri konuşacağız. Aslında sadece akıllı kentleri konuşmayacağız. Biraz yani urban living dediğimiz, yani büyük şehirlerde yaşam, ondan sonra yaşam nasıl evlerde yaşayacağız, nasıl arabalar olacak, onları da konuşacağız. Biraz böyle karşılıklı şey yapacağız, bilgi değişimi yapacağız. Suat, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim Alpan Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için de. Rica ederim. Yani senin aynı zamanda belediye görevin de var. Dolayısıyla ama senin sadece şimdi tek şey kullandığımız için, title kullandığımız için, titir kullandığımız için sadece onu yazdık. Şimdi istersen başlayalım. Ben şöyle devam edeyim. Çok ilginç bir şey. Şimdi 2018 ile 2021 yıllarına baktığımızda, önüme bakmak zorundayım çünkü not aldım. Şimdi 2018'de dünya nüfusunun 2050'de işte 97 milyona ulaşacağı ve 9.7 milyara ulaşacağı 2050'de, 2100'de de 11.2 milyara ulaşacağı söyleniyordu 2018'de. Yani 11.2 milyar 2100'de olacaktı. Fakat tekrar yenilediler. Bu sefer 2100'deki nüfus 10.4, 11.2 yerine 10.4. Şimdi bunun bir şeyi var. Bu nüfusla ilgili tahminleri, tabii ki belirli parametreleri baz alarak yapıyorlar ve işte Avrupa aslında ufalıyor, küçülüyor, yani nüfus olarak küçülüyor. Orta Doğu, Asya büyüyor. Çin büyüyor. Çin'de tek çocuk yaşlanma ibareleri görüldüğü için Çin'de tek çocuğu zorunlu kaldırdılar. Ondan sonra tabii Afrika bir muamma. Yani eğer dünya Afrika'ya odaklanmazsa Afrika'daki nüfusun gelişimi ve özellikle de Hindistan'daki nüfusun gelişimi dünyadaki bu şeye, nüfus büyümesine etkisi olacak. Ama ben inanıyorum ki dünya nüfusu 10 milyarı geçmeyecek. Yani 2100'de. Neyse, biz 2100'ü görmeyeceğimiz için çok da fazla önemi yok. Şimdi şehirler. Ya sen çok güzel bir şehirde yaşıyorsun. Çok sevdiğim bir belediye başkanım var. Eskişehir. Ve Eskişehir'de şunu soracağım sana. Çok farklı bir yerden girdim. Böyle akışa, yani kendime göre bir akış yapmıştım ama bir anda akışı bozdum ya. Öyle girelim. Yani sen Eskişehir gibi çok düzenli, derli toplu bir şehir. Çok da güzel projeler yapıldı Eskişehir'de. Herkes de Eskişehir'de yaşamaktan çok mutlu. Sen Eskişehir'i hakikaten 2050'de nerede görüyorsun? Yani böyle herkes Eskişehir'e doluşacak mı, yoksa dağılacak mı? Ona göre de dünyayı konuşalım, kendi ülkemizdeki şehirleri konuşalım. Teşekkürler tekrardan. Şimdi şöyle, siz girişte başta da belirttiniz, belediyede de bir görevim var. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde başkan yardımcısı görevi sürdürüyorum. Yine başkanlarımız hakkında da çok güzel bir girişte, hem Yılmaz Hoca olsun hem başkanımız Ahmet Ataç olsun. Eskişehir'in vizyonunu son 20 yılda kendi vizyonlarıyla Eskişehir'in gidişatını, geleceğini çok değiştirdiler pozitif yönde. Eskişehir gerçekten tercih edilen,
emeklilikte yerleşilen, gençlikte çalışmak istenilen, o üniversite olarak tercih edilen, okunmak istenilen, yaşanmak istenilen bir şehire dönüştü. Bütün gençler de şunu soruyor sürekli başkanımıza da, bizlere de. Ya bizim bu şehirde kalmamız için başka projelerimiz var mı? Hani iş, istihdam yaratacak projeleriniz var mı diye sorarlar. Şimdi Eskişehir'i ben nasıl görüyorum? Eskişehir'de her ne kadar 3 tane üniversite gibi gözükse de, yani bir Anadolu Üniversitesi'ni 2018'de böldüler. 2 üniversite daha çıkarttılar oradan. Aslında öğrenci sayısı değişmedi. Bunun ekonomiye, kent ekonomisine bir katkısı olmadı bu 3. üniversitenin. Sadece bir tabelası değişmiş oldu. Yeni bir bölüm açılmadı. 4 yılda geldiğimiz yılda. Bu hızla giderse de yani öğrenci bazında bir artış görmüyorum. Eğer yeni bir dördüncü gerçek anlamda bir üniversite açılmazsa, kurulmazsa. Eskişehir'in göç ve nüfus artış oranı, eğer ki bu işte malum yurt dışından kaynaklı mülteci göçlerini saymazsak, her yıl aslında aynı oranda artıyor ve biz daha çok iç göç alıyoruz, ülkelerden alıyor. Ama dediğim gibi yüksek düzey bürokratlar emekliliklerinde burada kalıyorlar. Valiler, rektörler, diğer İstanbul'dan müthiş bir kayma var. Huzurlu bir kent, güvenli bir kent, yaşaması kolay, düz bir şehir, ucuz bir şehir İstanbul'a, Ankara'ya göre. Ama 2050 yılında tabii tüm şehirler gibi bizi de bekleyen bazı sorunlarla karşılaşacağız. Nedir bunlar? Su sorunu, su yönetimi sorunu, iklim değişikliğinden kaynaklı olan göçler. Biliyorsunuz 1 milyar insanın yer değiştirmesi düşünülüyor 2050 yılında, dünya çapında. Bu şu demek oluyor, işte bu şey aslında ülkelerin etrafına duvar örülmesinin nedeni bunlar. Tabii duvarla durduramaz bunları ama küresel iklim krizi birçok göçü de, insan hareketliliğini de sağlayacak. Hatta bununla ilgili hareketlilik 4.0 diye bir makale okumuştum. İşte burada enerjinin hareketliliği, internetin hareketliliği, bilginin hareketliliği ve insanın hareketliliği de. İnsanın hareketliliği gerçekten aslında düşünülmesi gereken, korkulması gereken bir konu. Kent nüfuslarının artacak dediğimiz gibi. Kentler, şehirler, ülkeler belki nüfus olarak, ama biz bunları doyurabilecek miyiz? Bununla ilgili bir tarım alanlarının, köylerin boşaldığını görüyoruz. İlçelerin, kırsal kesimin terk edildiğini görüyoruz. Tarlaları olan gençlerin şehirlerde özel güvenlik olarak çalıştığını görüyoruz. Bu gibi konular tabii topyekun ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir projeksiyon, bir perspektifle bakılarak çözülmesi gereken konular. Tamam. Şimdi evet, Eskişehir özelinde gittik ama biraz daha da Eskişehir özelinde devam edebiliriz. Şimdi ben İstanbul Vizyon 2050 işte çalıştayına katıldım. Orada konuşmacılardan bir tanesi, yani konuşan soru ortaya sorun ortaya koyan veya soruna karşı bir yöntem ortaya koyan kişilerden biriydim. Orada da İşte dendi ki 2050'ye geldiğimizde İstanbul'da su sorunu işte olacak. Şimdi aslında 2050 yılı da İstanbul'da hala su sorunu diye bir konu varsa veya 2050'de Eskişehir'in su sorunu diye bir konu varsa vay halimize. Neden? Çünkü biz 2050'ye, yani İstanbul'daki bu yağışlardaki değişiklikler, tabii ki iklim de değişiyor. Hatta ve hatta yani global ısınmak diyoruz, ısınma diyoruz ama global iklim değişikliği oluyor. Yani bazı bölgeler tropikal hale geliyor, bazı yerler daha soğuyor, bazı bölgeler ısınıyor. Bu değişimle beraber, tabii ki başka teknolojilerle beraber, aslında bu başka teknolojinin de gelmesiyle beraber aslında su sorunu gibi bir sorun ortadan kalkmayacak diye düşünüyorum. Ve ben Eskişehir'e çok geldim. En son sizin misafiriniz olarak da geldim ve şunu gördüm ki Eskişehir'de bence gelecekte çok iyi bir yaşam olacaktır. Şimdi tabii Eskişehir'de havaalanı yok, işte
havaalanı gerekli mi gerekli değil mi, o da ayrı konu. Onun birçok şeyi var, noktası var. Ama özellikle belirli yani o 1 milyar kişinin işte insanın değişimiyle yani hareketiyle beraber aslında önümüzdeki dönemde Eskişehir'in yaşam noktalarından birisi olacağını hissediyorum. Ama yani şimdi tabii ki böyle hissi kabel vuku hareket etmek de doğru değil. Ama gördüğüm, hissettiğim o. Ve özellikle de öğrencilerin tabii ki çok olması. Fakat önümüzdeki dönemde şunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi işte COVID'le beraber şeye girdik. İşte hibrit eğitime, daha doğrusu evden eğitim yaptık. Sonra hibrite başladık. Hibritten fiziksele dönüyoruz ama o alışkanlık yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani laboratuvar gibi bir şeylere değmek, meymek, yapmak, dökmek, denemek vesaire haricinde aslında birçok dersi evden alabileceğimizi hepimiz biliyoruz. O yüzden de uzun dönemde öylesine büyük şeylere, üniversitelere, yani sizde kaç tane öğrenci var Eskişehir'de üniversite öğrencisi? Şöyle, örgünde 90 binin üstünde öğrenci var. Yani her üniversitede 30'ar bin diyebiliriz yaklaşık. Rakamlar, küsuratlar değişebilir ama bir de açık öğretim okuyup Eskişehir'de yaşayan, bunun tam sayısını bilemiyoruz. İşte bir dönem çünkü onlar Eskişehir'de dersleri dolayı açık öğretim. İşte ailelerine biz Eskişehir'de okuyoruz deyip gelip burada garsonluk yapan, çalışan bir ciddi, yani belki de 50 bin civarında da öyle bir genç var. Açık öğretim öğrencisi ama işte öğrenci diye Eskişehir'de yaşıyor. O zaman şunu diyebiliriz. O zaman şunu diyebiliriz. Eskişehir'de 140 bin civarında genç var. Ve 2000, yani bırak 2050'lere gelmeyelim. 2030'a geldiğimizde 140 bin tane Eskişehir'de genç olmayacak. Bir kere bunu bilelim. Çünkü uzaktan eğitime dönmemizle beraber aslında o üniversite binaları biraz kullanım dışına çıkmaya başlayacaklar. Belki çalışma alanları haline gelecek. Yani o kampüsler yaşam alanlarına dönecek diye ben düşünüyorum. Çünkü insanlar uzaktan, çünkü üniversitelerin çok güzel bir bilişim altyapıları var. Fiber kablolar mutlaka var. Onlar, yani üniversiteler eğitim alanından değil de aslında öğrencilerin gelip de uzaktan çalışacakları, orada yaşayacakları alanlar haline gelecek. Şehrin yapısı değişecek bir kere. Şimdi şehrin yapısının değişmesiyle beraber aslında işte akıllı kentlere doğru hareket edeceğiz. Şimdi akıllı kent dediğimizde, akıllı kentin birinci olmazsa olması, olmazı iletişim altyapısı. Çünkü iletişim altyapısı olmadan akıllı kenti yaratmak imkansız. Biz 1999 yılında yani İstanbul'da başladık. Sonra Türkiye'ye yayılmaya çalıştık ama daha sonra GPRS ile beraber GSM Data onu aldı. Biz işte Çukurova Holding, Genpa, KVK ortaklığıyla bir şirketimiz oldu. Mobil data şirketimiz. 99 yılında biz akıllı duraklar yapmaya çalıştık. 99. Erken öten horoz. Şimdi o zaman yani akıllı duraklar yapıyoruz ama durağa koyacak LCD ekran yok o zaman. Yani ne koyacağız? Tüplü telefon, televizyon mu koyacağız? Yani o tip komiklikler vardı. Yani evet, akıllı durak yapalım, orada işte durağa kaç dakikada gelecek, o hepsinde GPS koyabiliyoruz, uydudan bilgi alabiliyoruz. Yani bunları geçen yüzyılda gerçekten yapabiliyorduk. Hatta İstanbul'un belirli yerlerine tabelalar, belediye ile işbirliği yaptık. Yine 2000 yılında işte şuraya kadar ne kadar köprü kaç dakika, efendim işte şurası kaç dakika diye şey yapıyorduk, ölçümleme yapıyorduk. Ama o zaman tabii ki Google Maps 2005'te çıktı. Biz 2000'de bunu nasıl yapıyorduk? Yollara radar ölçücüler koyuyorduk. Ortalama trafik hızından biz yaklaşık olarak varış saatlerini hesap ediyorduk. Şimdi artık teknolojik olarak her şey ilerledi. Hızlar ilerledi, kamera sistemleri ilerledi. Senin ufkundaki
Bugün gerçekleştirdiğiniz ve gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz, belki de Avrupa Birliği projeniz de vardı bildiğim kadarıyla. O şey nedir? Akıllı kent nedir? Kısaca ben önce belediyemizin kazanmış olduğu 2015 yılında, 2015 ile 2019-31 aralığında biten projeden bahsedeyim. Remorban adında bir akıllı şehir projesi hibesi kazanmıştık. 5 milyon euro değerinde bir hibe kazandık. Orada bir bölgeyi akıllandırmıştık. Sadece bir 17 bloktan oluşan bir yeni yaşam köyü adıyla adlandırdığımız bir bölgeyi akıllanmasını sağlamıştık. Ne yaptık? İşte bu projenin üç ayağı vardı. Enerji, sizin dediğiniz gibi altyapı, ICT, bilişim altyapısı, bir de ulaşım. Ulaşımda elektrik kullandık. Türkiye'de ilk kez trafiğe çıkaran belediye elektrik otobüsü, %100 elektrik otobüsü. Enerji ayağında binaların yalıtımlarını sağladık ve güneş panelli elektrik üretisi sağladık. Ve iç dış aydınlatma LED'e çevirmiştik, enerji tasarrufu, işte ısı pompaları kullanıldı, grid sistem yapıldı. Ve ICT ayağında da tüm bu yapılan değişikliklerin izlenebildiği bir altyapı, fiber altyapıyla izlenip yönetilebildiği bir merkez oluşturuldu. Tabii bu bir demoydu, bir modeldi. Bununla ilgili başkanımız Ahmet Taş iki tane de ödül aldı uluslararası. Hem bu Birleşmiş Milletler'den aldı, bir de Avusturya Büyükelçiliği'nden enerji küresi ödülü ve küresel model ödülü, iki tane ödül. Şimdi tabii gelecekte nasıl olacak? Hemen ona geçeyim, ikinci sorumuza. Şimdi yaptığımız çalışmalar bunlar. Tabii bu aslında şunu da getiriyor. Belki de bütün görüştüğümüz firmalar, yani bu projeler bize çok şey kattığı söyleyebilirim. Birçok teknolojiyi yakından takip edip dünyada akıllı evler, akıllı şehirlerle ilgili neler yapıldığını izleme şansımız oldu. Artık güneş panellerinin tamamen transparan olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda belki 5 yıl içinde tüm evlerde pencereler elektrik üretiyor olabilecek. Yine dediğim gibi ulaşımda 2018'den beri yurt dışına çok sık gitme şansım oldu. Mesela her gittiğimde Avrupa'da elektrikli araç sayısının müthiş arttığını görüyorum. Zaten şu anda ben bu akaryakıt fiyatlarının da bilinçli olarak yukarı çekildiğini, aslında elektrikli otomobillere zemin hazırlandığını düşünüyorum. Ve bu ulaşımın da elektrikliye çevrilmesi, daha çok izlenebilir, daha çok veri üretilebilir hale getirilmesi sağlanacak. Zaten artık araçlara baktığımızda birer büyük cep telefonu gibi bir şey. Bunlar da sürekli veri üreten bir makinalara dönüştüler. Akıllı şehri yönetmek için önce tabii bu verileri toplamak gerekiyor. Bir altyapıdan size sürekli her yerden, sensörlerden, araçlardan, binalardan size verilerin ulaşması gerekiyor. Siz 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık projeksiyonları daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Gelecekteki düşüneceğim şeyler bu blockchain teknolojilerini, bu ev yönetimlerini daha çok elde edeceğini. Çünkü Japonya'da bununla ilgili bir çalışma var. Orada Fujisawa adında bir smart town var. Orada şu an evler, ürettikleri elektrikleri birbirlerine blockchain üzerinden satış yapıyorlar. Kullanmadığınız elektriğin fazlasını seviyorsunuz. Yine elektrikli ulaşım ağlarının yaygınlaşacağını, belki 3 yıl içinde her evde en az bir tane elektrikli otomobil olacağını düşünüyorum. Tabii bunun için enerji şirketlerinin de sağlam bir altyapı yapması gerekiyor. Şu an mesela elektrik şarj yerinin herkesin arabasının elektrikli olduğunu düşündüğümüzde akşamları şu an bunun hiçbir şehrin altyapısı uygun değil, hazır değil. Bunlar aşama aşama geçiyor. Türkiye aslında teknolojiyi çok kullanan bir ülke. Yani teknoloji kullanmayı çok seviyoruz. Üretmiyoruz ama çok iyi bir kullanıcıyız. Genç nüfusumuz var. İşte sosyal medyaya bakın, dünyada Amerika'dan sonra en çok kullanan ülkeyiz. İşte cihazlara, araçlara, telefonlara bakın, en çok tüketen ülkeyiz. Bunları ürettiğimizde aslında bu avantajı lehimize çevirebileceğiz. Şu an büyük bir pazarız. Ve teknoloji şirketlerinin de aslında deneme sahası olarak görüyorum ülkeyi. Çünkü genç nüfus çok fazla. Biraz da gelecekteki yaşamdan da bahsetmek lazım. Örneğin İstanbul özeline gidelim. Şimdi Eskişehir'den artık uzaklaşalım.
İstanbul özeline gelirim ama akıllı şehirlerle ilgili birkaç tane bir şey daha söyleyeceğim. Mesela çok ilginç bir şekilde ben şeyi hatırlıyorum. İzmir'in mesela İzmir diye bir projesi var. Şu anda ne durumdadır onu çok iyi bilmemekle beraber. Örneğin yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin aslında bu konuda işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bu EDS dediğimiz sistemler var. Yani işte ihlal kameraları, mobil olan EDS'ler de var veya sabit olanlar da var. Bunlar tabii ki belediyenin kontrolü altında ve bunlar ceza kesemiyorlar. Yani sadece ihlal kaydı yapıyorlar. Sonra da bunu herhalde emniyete, herhalde değil ben biliyorum da, emniyete bildiriyorlar. Hatta emniyetin bir görevlisi de bazı durumlarda belediyenin içinde oluyor ve bunlar cezayı elektronik olarak üretiyorlar şeye bağlı olarak. Çok ilginç bir şey fark ettim. Örneğin şeylerde bu şehir ışıklarının düzenlenmesiyle ilgili olarak, yani kavşaklarda trafik akışına göre şehir ışıkları kavşak ışıklarının senkronizasyonu veya süreleri uzayıp kısalmalı. Yani oraya trafik polisi koymayalım. O sürenin otomatik uzaması lazım. Veya ambulans yaklaşıyorsa, yani o trafik ışığına ambulans 200 metre yaklaştıysa artık o trafik ışığı kırmızıdan yeşile dönmeli. Mesela İzmir bunu yapabiliyor. Ama bunu yapabilmesi için ambulansın lokasyon olarak oraya 200 metre yaklaştığını İzmir'deki sisteme aktarması lazım ki İzmir'deki sistem o ışığı kırmızıdan yeşile çevirsin. Ama ne yazık ki iki farklı parti mi diyelim artık, iki farklı şeyden de, yani hükümet partisiyle efendim belediye partisi farklı olduğu için böyle bir güzel bir anlaşmazlıkları var. Bu anlaşmazlıkta Sağlık Bakanlığı ambulansların İzmir'de kırmızı ışıkta kalmalarına neden oluyor. Yani normal koşullarda ambulans için İzmir'de ışığın otomatik olarak yeşile dönmesi için teknoloji var. Fakat İzmir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasında bir konsensüs olmadığı için bu ortadan kalkıyor. Ben tabii ki şunun da farkına vardım. Yani biraz da belediyeleri de konuşmak lazım. Yani şimdi yani hükümetler kendi istekleri doğrultusunda şehirlerdeki, belediyelerdeki yetkileri merkeze alma eğilimindeler. Ama yer değiştirdiğinde, yani belediyedeki parti işte neyelim hükümet olduğunda o zaman ne olacak? Onlar da geri verecekler. Çünkü bakıyorsun aslında mesela New York'ta polis teşkilatı belediye başkanına bağlı. Yani belediye başkanı aslında orada çok önemli bir görev yerine getiriyor. Dolayısıyla belki de uzun dönemde belediyenin hem güç alanını hem etki alanını arttırmamız gerekiyor. Yani valiyle belediye başkanı arasındaki farkı çok net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla belediyelerin uzun dönemde yapabilecekleri, yani görevlerinin görev alanlarında artması gerekiyor. Şimdi orada şöyle bir durum daha var. Mesela trafik. Şimdi trafikle ilgili birçok şey var. Nedir bunlardan bir tanesi? İşte İngiltere'de uygulanan yani saate bağlı ve zone dediğimiz bulunduğu alana bağlı fiyatlama sistemi var. Yani siz şehrin merkezine böyle girdikçe ödediğiniz para artıyor. Yani sadece bu HGS'den bahsetmiyorum. Yani HGS'nin dışında normal bir yerden geçmekten de bahsetmiyorum. Normal şehirdeki belirli alanlara girdikçe sizin ödeyeceğiniz paranın artması gerekiyor. Hani eskiden işte yok tek
plakalar, çift plakalar mantığı vardı. Onlar tabii ki teknolojinin olmadığı durumlarda insan gözünü kullanıldığı, denetleme için insan gözünün kullanıldığı durumlarda geçerliydi. Şimdi yani uzun vadede şuna doğru gidiyoruz. Ben onu şey yapacağım, söyleyeceğim. Uzun vadede şehirlerdeki araba sayısı azalacak. Neden? Çünkü otomobil sahipliği azalacak. Yani neden azalacak? Çünkü Z kuşağı. Şimdi her şeyi de Z kuşağına yüklüyoruz ama Z kuşağının haklı olduğu bir şey var. Yani o sahiplik şeyi yok, dürtüsü yok Z kuşağında. Çünkü aslında çok da haksız değil. Çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor, mobil çok hızlı karar veriyor. Aslında uzun dönemde şuraya doğru gidiyoruz sevgili Suat. Teknoloji, yani iletişim teknolojisi, tabii 6G belki de bunda çok etkili olacak otonom araçların. Yani sen otonom aracına bineceksin, arka tarafında yayılacaksın. Kitabını dinleyeceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Araba kendiliğinden gidecek. Hatta 2006 yılında Akşam Gazetesi'nde yayınlandı. Böyle katlı otopark, karavan otoparkları olacak. Katlı karavan otoparkları olacağını söylemiştim de Aprili firması 2019'da hakikaten bunu güzel de tasarladı, sundu. Yani çok da hoşuma gitti. Yani o zaman da şu oluyor. Mesela şehir otonom araçlarla dolacak. Ben aslında filmi biraz geri sarayım. 2009 yılına gidelim. 2009 yılına geldiğimizde, 2009'dan 2010'a geçiyoruz. Paris Belediyesi araç paylaşım projesi başlattı. O zaman Uber, Lyft falan gibi firmalar yok. Ya 2009, yani 13 yıl evvel aslında Paris Belediyesi bunu gördü. Hatta ve hatta öyle bir şey yazdı ki, idare diyorum, teknik şartname yazdı ki, araçlar birbirine çok yakın park edeceği için kapıları açma mesafesinden şey kaybetmemek adına araçları sürgülü istedi. Yani sürgülü kapı istedi ki araçlar birbirine daha böyle sık park edebilsin diye. Ve o tasarımı bir firma yaptı. Adı Hölyez'di. Hölyez firması bu tasarımla beraber, ama ne oldu? Hölyez bunu yaptı. Arabayı ortaya çıkarma aşamasındayken Paris Belediyesi, ya bu iş bizi aştı, ben bu işten vazgeçtim dedi. Projeden vazgeçti. Projeden vazgeçince Hölyez firması finansal zorluğa girdi. Başka nedenleri de var finansal zorluğa girmenin. Orada gündeme biz geldik. İzmir'den İnci Holding, efendim Bursalı B Plus firmasıyla beraber Murat Günak, sevgili Murat Günak'a da buradan şey yapalım, selam söyleyelim. Şu anda TOG projesinin, o güzel arabanın tasarımı Murat Günak'ın destekleriyle. Tabii Pininfarina'nın sonuç tasarımı ama Murat oradaki noktaları koydu. Biz Murat Günak'ın önderliğinde gidip Hölyez firmasını satın almaya karar verdik. Ve araba da çok güzel bir araba, minicik bir araba. Yani öyle 14 bin, 15 bin euroya çıkarabileceğiz ama çok düşük kilowatt pili var. Klima kullanmıyoruz, yokuş, yani hem klima, hem 4 kişi, hem bavul, hem yokuş dediğin zaman hani araba 40 kilometreyi geçmiyor. O da şehir için yeterli değildi aslında. Neyse biz o firmayı almaya çalıştık, alamadık. Çünkü hatta Fransız Ticaret Bakanı'yla pazarlığa ben oturdum. Fransız işte şeylerle, ne derler, o zaman bölge valisiyle, sendika yöneticileriyle, bunlarla fotoğraflarını var internette. Bize vermediler, Almanlara verdiler. Yani şimdi orada hani Türklere vermediler de Almanlara verdiler demeyelim. Almanlar da bizi kıskanıyor da demeyelim. Ama böyle bir şey oldu, yani öyle bir şey yaşadık. Şimdi ondan sonra tabii Uber çıktı, işte Lyft çıktı. Gerçi Uber demeyelim de Uber diyelim, neyse Türkçe konuşalım. Sen şeyi nasıl görüyorsun? Yani tabii pazara bakıyorum, yani şimdi 2030'da 750 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ve
2040'a falan geldiğimizde satılan arabaların %40'ının aslında Uber gibi firmalara satılacağı söyleniyor. Araba sahipliği düşecek. 2030'dan itibaren otonom arabalar başlayacak. Otonom arabalar başlaması demek geldi seni eve bıraktı. Ne yapacak? Dolaş gel diyemeyeceksin. O da gidip bir yere park etmesi gerekiyor. Demek ki otomatik otoparkların oluşması gerekiyor. Yani siz böyle mesela Eskişehir'de bu 2030 vizyonu çerçevesinde, tabii görev süreleriniz böyle 2030'a kadar garantisi yok ama böyle bir vizyon oluşturdunuz mu veya oluşturmanız gerekir mi? Şimdi ben hızlıca hemen sizin söylediklerinize de böyle eklemeler yapayım. Öncelikle bu belediye yetkileriyle ilgili bir cümle kurmuştunuz. Hani yurt dışı ile kıyaslama yaparak bu işte valilik olsun, belediye olsun. Tabii dediğiniz gibi yurt dışında bambaşka bir sistem var. Belediyeler daha kuvvetli ve emniyet teşkilatı, belediye başkanına bağlı. Bu akıllı şehir teknolojileri tasarlanırken bu sistemler genelde kendi ülkelerindeki yaşam şekillerine göre, kanunlara göre tasarlanır için de biz bunları burada uyguladığımızda bazı yetki karmaşalıkları doğabiliyor. Dediğiniz gibi EDS sistemleri veya MOBESE sistemlerinde olduğu gibi. Şimdi bu konuyu böyle bırakalım. Akıllı duraklar, akıllı şehirler konusunda da nasıl o siz zamanında bazı şeyleri erkenden görüp fark edip sunduğunuzda hani erken öten horoz örneği vermiştiniz. Fransız firması da demek ki internetin yaygınlaşmadığı, mobil telefonların yaygınlaşmadığı dönemde paylaşımlı araç için belki biraz acele etti. Ama şu an günümüzde 2030'da, 2040'da şunu görüyoruz. Gençler şu an scooter sistemlerinde bunları test ediyor aslında. Öğrenciyken kullandığı bu paylaşımlı scooter sistemleriyle ve şu anda dikkat ederseniz araç fiyatları müthiş arttı. Akaryakıt fiyatları müthiş arttı ve yeni bir mezun kişinin, üniversiteden yeni mezun olmuş kişinin iş başı yaptığında, işe başladığında hemen bir araç, bireysel araç sahibi olması çok zor. Olsa bile hayal ettiği araba değil o. Yani alabileceği araba. Bu da insanları paylaşımlı araca, zaten üniversite öğrencisiyken test ettiği bir scooter sistemi var, bisiklet sistemi var. Artık paylaşımlı sistemlerin avantajlarını da gördü. Bireyselleşmeden uzaklaşacak bu sistemler. Ve Türkiye'de biraz belki geç olacak ama Avrupa'da bu çok yaygın. Şu an günümüzde Berlin'de 3000 araçla bir şirket bu işi yapıyor. Hem de çok büyük firmalar var arkasında. Mercedes, BMW, Volkswagen gibi firmalar birleşerek bu sistemi uyguluyorlar. Bunun da birbirlerine rakip zannettiğimiz firmalar paylaşımlı araç sistemleri kuruyorlar. Biz bunu görüyoruz şehrimizde de. Bizim de şehir merkezimizde merkez noktalarda büyük otopark noktalarımız var. Bunların önüne geçmek gerekiyor. Zaten sadece Eskişehir değil, Türkiye'nin birçok şehrinde trafik bir sorun. Çünkü bireysel araç gerçekten toplu taşıma kullanmadığınızda, yani aracın, şöyle söyleyeyim, bununla ilgili çok makale okuduk. Yani günde siz arabayı 40 dakikadan fazla kullanmıyorsunuz aslında. Hani İstanbul'da bu süre belki trafikten dolayı uzuyor ama Anadolu'da bir kişi 40 dakikadan fazla arabasını günde kullanmıyor. Yani 23 saat sizi aşağıda, garajda, otoparkta bekleyen bir cihaza dünya kadar para ödüyorsunuz. Bakımı var, kaskosu var, kış lastiği var, kullanırken ödediğiniz benzin var. Her türlü şeyi eklediğinizde aslında bireysel ve arabanın da 4 kişilik bir arabanın siz sadece %25'ini kullanıyorsunuz gün içinde. Yani siz aslında şehir dışına tatile falan gitmediğiniz sürece ailenizle birlikte bu aracın size ait olmasının bir esprisi yok. İşte yeni nesil gençler bunlardan sıyrılarak gelecekler. Çünkü bunlar scooter'ı test etmişler, pratik şeyi test etmişler. Cep telefonuyla kiralayıp hiç para ödemeden, yani arkada ödüyor ama üstüne nakit ödemeden bu sistemi kullandığı için bu sistemler yaygınlaşacak, paylaşımlı araca geçilecek. Dünya buraya doğru gidiyor. Dediğimiz gibi işte üniversiteler belki sorgulanacak, işte o binalar, koca koca plazalar şu an uzaktan çalışmayla İstanbul'da birçok gökdeleninin, birçok plazanın boşaldığını, kiraların düştüğünü görüyoruz. Çünkü artık şirketlerin de işine geliyor insanları evinden çalıştırmak. Hem pratik hem de işte ona servisine, yemeğine para ödemiyor, binayı ısıtmıyor, elektrik, internet, herkes evinden o işi hallediyor. Tabii yaşam şekilleri değişik, alışkanlıklar değişecek. Türkiye'de araç sahipliği bir kartvizit olmaktan çıkacak belki. Şu an biliyorsunuz lüks arabanız varsa restoranda en iyi masayı size ayırıyorlar. Restoranın önünde park ediyorsunuz. Ya bu şu an Türkiye'de böyle bir algı var ama
genç kuşak bunu kıracaktır. Önümüzdeki şeyde de dediğiniz gibi belki üretim araçlarının %40'ı paylaşımlı araç sistemlerine aktarılacak. Aracınızın da buna uyumlu olması gerekir. Aracınızın bir yazılımı, bugün Tesla bunu test ediyor. Belki bir güncelleme yapacaksınız. Aracınız bir anda paylaşımlı araç haline dönüşebilecek. Siz de belki arabanızı kiralayacaksınız akşamları. Yani paylaşımlı araç sistemine araç vereceksiniz. Bireysel aracınız. Bu tip sistemleri, bu tip girişimlerin de önünü açacaklar. Sosyal inovasyon diyoruz. Sosyal sosyal girişimcilik. Farklı bir mecra biz de bununla ilgili belediyenin yetkileri doğrultusunda şu an tabii ki bizim öyle bir yetkimiz yok. Merkez ilçe belediyesi, ulaşım daire başkanlığı ve daha çok büyükşehir belediyesinde. Şu an o ulaşım verileri de hepsi kayıt altına alınmıyor. Sonuçta şu an özel bir şirket, scooter şirketleri. Siz gün içinde scooterla insanların hareketliliğini ölçemiyorsunuz. Dolayısıyla gün içindeki hareketliliği, nüfus hareketliliğini ölçemediğiniz için ulaşım master planınızı neye göre yapacaksınız? Sadece kendi otobüsü, tramvay hareketliliğine göre yapabiliyorsunuz. Bunların da en azından veri aktarımının yerel yönetimlerde olması gerekiyor. Bunları takip edebiliyor olması gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Şimdi hani paylaşımı konuşuyorken o zaman bu scooter işiyle ilgili de ben kendi yorumumu yapacağım. Ondan sonra başka bir şey soracağım. Yani scooter işine karşıyım falan diye bir şey yok ama mantıken şu var. Yani neredeyse otoyola çıkacak scooterlar veya işte Renault'un bu elektrikli arabası var, minik şeyli camlı da değil yani camı kapanmayan. Neresi için yapılmış bunlar? Efendim bunlar işte yazlık yerlerde, küçük kasabalarda kısa mesafeler için yapılmış. Ya biz bunları alıyoruz E5'te gitmeye çalışıyoruz. Yani scooter konusu 3-4 yıla kalmaz kapanır. Yani zaten scooter'cılar şeyin farkına vardılar. Onlar, şimdi bir kere Eskişehir'de Eskişehir elektrikli bisiklete, elektrikli motora çok uygun bir şehir. Yani mutlaka sizin bir çalışmanız vardır bu konuda, onu da soracağım. Ben scooter konusu kapanır gider. Yani bisiklet kullanırken kask kullanıyorsun, scooter kullanırken kask yok. Yani bir mantık yok. Şimdi orada hani şeyi bilmiyorum oradaki kanun, yönetmelik, tüzük vesaire oradan neyle ne yapılır ona bakmak lazım ama bana çok akılcı gelmiyor. Yani o scooter'a iki kişi biniyor, kaldırımdan ters geliyor. Yani onu durdurmak, yani polis nasıl ceza? Yani polis zaten 1000 tane işte uğraşıyor. Yani o adamcağız, o kadıncağızla biz bir de scooter'ların şeyini takip et, onu yap, bunu yap, arabanı bağlayalım diyemiyorsun ki yani. Neyini bağlayacaksın? Zaten o bağlamak diye bir terim yok. O yüzden de scooter aslında mobil. Daha ufak. O da bana gene şu bir anımı da paylaşayım. Şimdi Almanlara verdiler ya, bize vermediler Fransızlar. Mahcup oldular. Biz de o arada bir vizyon koyduk ortaya. Bu sefer ortaklık yapıları değişti. Dedik ki ya kim yapalım? İnceakü'nün yerine Orhan Holding girdi devreye. Biz gene B Plus, Orhan Holding ve benim yatırım şirketimle beraber biz Fransa'da 3 tekerlekli ama kapalı tilter dediğimiz, yani böyle direksiyonu çevirdiğinde kendisi yatan, motosiklet gibi kendin yatırdığın değil, sadece direksiyonla yatan özel bir mekanizma, bu şirketi satın aldık. Üçümüz, 3 şirket Fransa'da. Bu sefer ne oldu? Bu tilt mekanizmasını yapan şirket, onlar farklı şirketlerden çözüm oluşturmuşlar. Efendim askeri elektronik şirketiymiş. Efendim dolayısıyla işte oradaki IP'yi veremezlermiş. İlla Fransa'da üretecekmişiz. Türkiye'de üretemezmişiz. Biz de fiyatlama çıkardık. Bill of Material. Yani o aracı 7-8 bin euroya satabilecek durumdaydık Türkiye'de. Fabrika kuruluşuyla ilgili her türlü fizibiliteyi vesaire yaptık. Bu sefer de Fransız hükümeti, yani Fransız lokal hükümeti IP transferine vermedi.
izin vermedi. Biz de gittik firmayı iflasa götürdük. Bize yar olmadı, kimseye yar olmasın dedik gerçi. O farklı bir şeydi. İnan bana o üç tekerlekli otomobil, yani şimdi arabanın genişliğine bak, 1,5-2 metre, 5 metre, yani 10 metrekarelik bir arabada biz 1,5 metrekare yer kaplıyoruz. Yani komik yani. Yani 10 metrekare dünyaya oturuyorsun, 1,5 metre yer kaplıyorsun. O yüzden de aslında yani uzun vadede arabalar ufalmak zorunda. Ben mesela TOGG'un yani ufak şehir arabası çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ve sırf yani TOGG gitsin, araç paylaşım siteleriyle görüşsün, anlaşma yapsın, desin ki ne istiyorsun arkadaş? Yani biz de hemen bir şey yaptık mı hemen taksicilere yükleniriz. Çünkü yani çok taksi var ya, ondan sonra oradan bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Tam tersi yani gitsin TOGG, otursun araç paylaşım siteleriyle. Arkadaş sen ne istiyorsun? Nasıl bir araba istiyorsun? Ben ya Paris Belediyesi 2009 yılında bunu düşünüyorsa, yani 13 yıl sonra Türkiye'de bir düşünüversin bunu. Ama ne oluyor? Aslında belki de Paris Belediyesi'nin yapmış olduğu bu ön çalışmada Paris Belediyesi şuna karar vermiş olabilir. Bu işi outsource, yani dış kaynak kullanımıyla yapması gerekiyor. Ben mesela belediyenin, İzmir Belediyesi, sizin belediye ne yapıyor bilmiyorum. O yüzden de hakikaten soracağım bunu. Yani belediyelerin bisiklet paylaşımı veya pardon bisiklet kullanımıyla ilgili işletmeyi kendilerinin yapması bana ters geliyor. Yani ama o da şöyle bir gerçek var. Yani bir soru daha soracağım. Sana iki soru soracağım. Bu bisiklet paylaşımı, araç paylaşımı, onunla ilgili vizyonunu anlamak istiyorum. Bir de aslında şimdi İstanbul Belediyesi başlattı. Bu QR kodla tık okuyorsun, geçiyorsun, biniyorsun. Müthiş bir uygulama. Karta gerek yok. Şimdi ben bu QR kodla aslında Türkiye'de her belediyede, yani İstanbul'a gittiğim zaman illa İstanbul kart yüklememe gerek yok. Ben gene şeye gireyim, E-Devlet'e gireyim, bunu alayım, sadece şehir seçeyim. Çünkü sen Eskişehir'le İzmir Belediyesi el sıkışabilmeli. Yani İzmir'in datası Eskişehir'e gönderildiğinde Eskişehir Belediyesi'nin banka hesabından İzmir Belediyesi'nin banka hesabına veya onları işleten firmaların hesabına otomatik virman gerçekleşmeli. Yani handshaking yapılmalı diye düşünüyorum. Bu konularda, ya o da gene bir anımı anlatacağım, sürekli anı anlatıyoruz da. Kaç yılıydı hatırlamıyorum ama çok eski yıllarda, yani geçen yüzyıldan bahsediyoruz. İzmir Belediyesi işte kartlı sistem yapmak istiyor. Kartlı sistem değil de yani elektronik geçiş olur mu olmaz falan konuşuyorlar. Biz ama iş modeli yok ortada. Belediyenin de parası yok. Ya biz o zaman Sümerbank'la beraber dedik ki biz finanse edelim. Para bizim üzerimizden geçsin. Biz yönetelim dedik. Belediye böyle oldu. Nasıl yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şu anda bütün belediyelerin yaptığı işten bahsediyoruz. Tabii o zaman ilk biz söyleyince millet belediye şaşırdı ama ondan sonra tabii bütün belediyeler Türkiye'de bu iş modelini benimsediler. Sorularım şu. Hızlı soralım. Vaktimizi de şey yapıyoruz, dolduruyoruz çünkü. Yani bir, bu paylaşımla ilgili ne diyorsun? Eskişehir'de ne paylaşımı olabilir? Yani illa skuter mu olması lazım, mobil paylaşım, bisiklet paylaşımı olabilir. Bunları siz mi yönetmelisiniz? Tek kart sistemiyle bütün Türkiye'de bu iş olabilir mi? Yani nasıl BKM'yi kullanıyorsak bütün bankalar issuing, acquiring, yani acquiring yaparken nasıl bankalar şey yapıyorsa, birbirlerine bilgi aktarıyorsa, BKM üzerinden el sıkışıyorlarsa ve pardon Visa, Mastercard ve BKM üzerinden el sıkışıyorlarsa bunu belediyelerde yapma şansımız var mı? Şimdi şöyle hemen ben en başa döneceğim yine. Evet, scooter konusunda ben de sizinle aynı düşünüyorum. Scooter konusunda ben de tepkili ve aslında çok da yani hiç tercih etmediğim bir ulaşım sistemi. Çünkü scooter zaten karayolu trafik güvenliği araç tanımında
taşıt olarak geçmiyor scooter. Yani bisiklet var ama scooter yok. Scooter'ı bir taşıt olarak görmüyor şu an literatür. Bisikletle gelince Eskişehir bisiklet paylaşımında çok müsait bir kent. Bizim de belediyemizin Espedal adında bir bisiklet paylaşım sistemi var mevcut. Hem de elektrikli bisikletler. Hani o pedalı çevirdikçe güç takviyeli olan böyle motosiklet gibi değil de normal bildiğiniz bisiklet ama bataryası var. Elektrikli bisiklet sistemimiz var. 2018'den beri kullanıyoruz. Bu kazandığımız Avrupa Birliği projesi de böyle bir şey de vardı. O projenin çıktılarından biri elektrikli otobüsler, hibrit araçlar ve bisikletler. Bisiklet kısmı da 2018'den beri hizmette. Çok da yaygın kullanılıyor. Şimdi sayımızı bunlardan arttıracağız. Ve dediğiniz gibi QR kodla aynı şekilde İstanbul'dakiyle aynı sistem. Telefona bir uygulama indiriyorsunuz. QR kodla siz bunu direkt hiç kart falan olmadan, üyelik olmadan anında kiralayabiliyorsunuz bu bisikleti. Ve Eskişehir'deki şu an bisiklet sistemi Türkiye'deki en ucuz bisiklet sistemi. Saati 2 TL. Yani çok gerçekten çok uygun. Biz bunu kar için yapmıyoruz. Gelelim diğer şehirlerle olan paylaşıma. Bunu şimdi böyle bir şey mümkün mü? Bunun yasal ve mevzuatsal olarak bir araştırmak gerekebilir. Aslında benzer firmalar var. Tüm belediyelerin de altyapılarını bu firmalar yapıyor. Yani bizim X firmasıyla anlaşıyoruz paylaşımlı sistem için. İzmir'de aynı firmayla anlaşmış, İstanbul'da aynı firmayla anlaşmış, Çanakkale'de aynı firmayla anlaşmış. Aslında yazılımsal olarak bu mümkün bahsettiğiniz şey. Yani ben sadece bir tane uygulamayla yükleyeceğim paramı. Eskişehir'de bir site bineceğim, ineceğim trenle İstanbul'a gideceğim, ineceğim oradan aynı uygulamayla kiralayacağım. Peki burada şu devreye giriyor. Belediyeler işlettiği için belediyelerin tabii kasa paylaşımları yani bir vergi gibi düşünün. Şimdi o paranın o diğer belediyeye aktarımı nasıl olacak? Bu genelde yaygın bir şey değil. Çünkü belediyeler bölgesel ve özel. Yani biz o kaynağı o bölgedeki vatandaşlar için kullanabiliyoruz. Biz gidip başka bir ilçeye bile bir yatırım yapamıyoruz. Buna sistemin izin vermesi normal. Şu an yazılımsal olarak mümkün. Yani bu hayaliniz, hani hayal ettiğiniz şey olmayacak bir şey değil. Altyapı buna müsait, uygulama buna müsait, telefon, her şey için. Ama iki belediyenin, iki kamu kurumunun kendi arasındaki mali alışverişini nasıl yöneteceğiz? Bunu Neden çok kolay? Bunu bankalar yapıyor. Yani şöyle, sen işi issuing yapıyorsan, yani kartı sen çıkardın. Ondan sonra A bankasının kartını gidip B mağazasında C bankasının POS'unu kullandığında, yani acquiring'i parayı alan POS, başka bankanın kartı o POS'a la işlem yaptığında doğal olarak aralarında bir komisyon anlaşmasıyla ödeme yapıyorlar. Yani buradaki en önemli konu issuing. Yani ne kadar çok kart çıkarırsan o kadar avantajlısın falan filan. Şimdi bankalar bunu yapıyor. Burada bir şey olabiliyor. Bankalar bunu nasıl beceriyor? Biz yıllarca bankalar için bu işlemi yaptık. Yani bizim otorizasyon merkezimiz vardı. Bankaların şeye bağlıydık, Visa'ya bağlıydık, Mastercard'a bağlıydık. Ya yani bunlar çok kolay şeyler. Ha diyeceksin tabii yönetmelik yönetmelik tüzük vesaire kanunla ilgili bunu çalışması yapılır aslında. Yani burada bunun yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık insanlar çünkü yani herkes tamam telefonların hafızaları sürekli artıyor ama insanların aslında kullanabilecekleri gün içerisinde aklına geldikleri ve kullanabildikleri aplikasyon sayısı sınırlı. Yani ben Twitter'ı kullanıyorum. Ha şeye de bakalım. Efendim işte Instagram'a da bakalım. İşte ona bakalım, buna bak. Yani 6-7'yi geçmiyor. Yani ben gene noktayı koyarak şunu söylüyorum. E-Devlet üzerinden ben girerek şehrimi seçerek şeyi kullanmaya başlamalıyım. Çünkü otomatik olarak A bankası hem o şeye ödeme yapabilmeli, o kartı ödeme yapabilmeli. Şimdi şöyle düşün, sen bir banka aplikasyonu içerisinde
fatura ödemesi yapabiliyor musun? Yani yapıyorsun. Hangi diyorsun ki Telekom diyorsun, Turkcell diyorsun, öde diyorsun. Küt ödeme, otomatik ödeme emri de verebiliyorsun. O banka aynı zamanda yani Turkcell'le sadece o banka çalışmıyor. Bütün bankalar çalışıyor. Yani o zaman belediyedeki uygulamadan ne farkı var ki? Yani bunlar aslında çok kolay şeyler. Bu şeyi sağlayacak. İnsanlar da diyelim ki ben, çünkü uzun vadeli yani geleceği düşünmemiz lazım bizim. Gelecekte insanlar daha çok seyahat edecekler. İnsanlar çünkü seyahat süreleri kısalacak. Seyahat esnasında insanlar kendini eylemeye başlayacaklar. Yani şimdi eskiden araba kullanıyorduk. Ne yapıyorduk? Araba kullanıyorduk. Benzinciye gidip Ebru Gündeş'in CD'sini alıyorduk. Tarkan'ın CD'sini alıp CD çaları da dinliyorduk. Doğru değil mi? Evet. Kaç yıl öncesi? Yani geçen yüzyıldan bahsetmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben kitap dinliyorum. Yani diyorum ki ya İzmir'e bundan sonra ben asla uçakla gitmem. Arabayla giderim. Hem de kruza bağlıyorum. Kruza bağladığın zaman bu sefer ne oluyor? Vücutta yani adrenalin artmadığı için yorgunluk da olmuyor. Oh, kitabımı da dinliyorum. Ya bu bugünkü, yani geçen dönem Ebru Gündeş Tarkan'dı. Bugün Spotify ve bloggerlar, onlar bunlar veya akıllı kitap, aman sesli kitap. Bundan sonraki dönem ne olacak? Bundan sonraki araba kendinden gidecek. Şimdi araba kendi, yani otonom gidecek. Sen orada yatacaksın. Araba kendi. Ne olacak abi? Elektrikli araç olduğu için mesafe olmayacak, pahalı olmayacak. Sürekli şehir değiştirmeye başlayacaksın. Şehirleri gezmeye başlayacaksın. Oradan işlerini yönetmeye başlayacaksın. Dolayısıyla bu sistemde bu şekilde gelişecek. Ne olacak o zaman? Ben sürekli şehir değiştirdiğimde de her gittiğimin onun bir şey bilmem nesine bağlı. Şehrin bilmem nesine. Olmaz yani, bizim bugünden bunu planlamamız gerekiyor. Şimdi toparlayalım. Senden çok ben konuştum ya, çok kusura bakma ama yani özellikle ben seni istedim. Tabii şöyle, sizin cümlenizi devam ettireyim. Şu gelecek, dijital vatandaşlık gelecek. Çok önemli bir konu, onu bugün konuşamayacağız. Ben dijital vatandaşlığı mutlaka konuşacağım bir program olmak zorunda ama... Dijital vatandaşlık geliyorsa arkadaş, bizim e-devletimiz dijital vatandaşlığa uygun hale gelmesi lazım. Son sözlerini alayım, programı kapatayım. Dediğim gibi bahsettiğiniz şey yapılamayacak bir şey değil. Sadece bunun hukuksal ve işte kurumlar arası diyaloğun arttırılarak, belediyeler arası iletişimin, mali hizmetlerinin, bütçesel kısımların arttırılarak, iletişimin arttırılarak yapılması mümkün. Çünkü mesela ben belediyenin hesabına para yüklüyorum. Kullanacağım bisiklet için. 100 liralık bir dolum yaptım, atıyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin kasasına girdi o 100 lira. Sonra gittim İzmir'de kullandığımda, İzmir'in de mesela bir arkadaş senin hesabındaki 100 lirayı yatırmış ama bak bana şuradan 20 lira gönder çünkü 20 liralık burada kullandı. İşte bu diyaloğun, bu şeyin hem hukuksal zemine oturması gerekiyor. Böyle bir şey yapılabiliyorsa bu sağ, yoksa diğer ödeme sistemleri, dediğiniz gibi bir insanın iki şehirde evi var, aynı bankadan iki belediyeye de ödeme yapabiliyor. Ama iki belediyenin de kasasına girdiği sürece sıkıntı yok, ama bir belediyenin kasasından alıp öbürüne koyduğunuzda bunun hukuksal şeyini bir araştırmam lazım. Aslında yapılamayacak bir şey değil, çünkü dediğim gibi aynı firmayla çalışıyoruz. Türkiye'de paylaşımlı bisiklet sistemini kullanan 20 tane şehir var, 81 ilde. Yani E-Devlet şimdi bu sisteme girmez. Toparlıyorum, dediğiniz gibi E-Devlet'in 81 ildeki hizmetleri böyle bir şeyle dönüştürebilmesi mümkün. Altyapısını daha da güçlendirmesi lazım. Çünkü dünya dijital vatandaşlığa doğru gidiyor. Bununla ilgili ayrıca bir program yapmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Sevgili Suat, Suat Yalnızoğlu ile görüştük, konuştuk. Akıllı kentler dedik. Tabii ki kentler deyince kentte yaşam, yaşam biçimi, vesaire çok uzun bir konu, tek bir programa sığmadı. Çok teşekkürler ilginiz için. Bir başka programda görüşmek üzere, iyi günler.